Aziz kardeşlerim, değerli müminler. Kadir Gecesi neden bu kadar önemli? Onun önemini ortaya çıkaran en mühim unsurlardan birisi içinde Kur'an-ı Kerim'in nazil olmuş olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in indiği bir gece olmasıdır. Biraz önce okuduğum surede Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik buyuruyor Rabbimiz. Ramazan ayının e, bahsedildiği ayeti kerimede de Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Estaizu billah şehru ramazanellezi ünzile fihil kur'an. Ramazan içinde Kur'an'ın nazil olduğu indirildiği aydır buyurmuştu Rabbimiz İşte Ramazan ayı içerisinde Kadir geces'inin öyle bir önemi var ki hem içinde Kur'an'ın nazil olmuş olması hem de bin aydan hayırlı bir e, özelliğe sahip olması müminler için insanlık için ne büyük bir vesiledir. En güzel bir şekilde bu geceyi değerlendirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Yine Kur'an-ı Kerim'de kendisinin niçin indirildiğini anlatan öyle bir ayeti kerime var ki onu her okuduğumuzda Kur'an'a olan bağlılığımız, İslam'a olan aşkımız daha da artmakta ve Müslüman olduğumuz için ne kadar hamd etsek onu az görmekteyiz. Rabbimiz buyuruyor ki İbrahim suresinin baş tarafında Estaizu billah <gülüyor> <gülüyor> Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nase minez nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadakallahu'l azim. Bu kitap sana indirdiğimiz bu kitap insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirilmiştir. Bunun için indirdik buyuruyor Rabbimiz. İla sıratil azizil hamid. Aziz ve hamid olan Rabbinin yoluna onun izniyle indirdiğini bildiriyor Rabbimiz ki buradan Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen bir kitap olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Aziz kardeşlerim, değerli müminler, nasıl bir karanlık vardı o dönemde? Zulümat dediği neydi Rabbimizin? Allah Resulü Efendimiz nasıl bir karanlıkla mücadele etmişti 23 sene boyunca? hemen aklımıza gelen o karanlık unsurlardan birisi kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi. Bir diğeri sömürü araçlarının başta faiz olmak üzere bütün unsurlarının yaygınlık kazanmış olması idi. Bir diğeri ırkçılığın, kabileciliğin onlarca yıl süren savaşlara sebep olmuş olması idi. Ve benzeri kan davaları gibi hususlar işte Allah Resulü Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim elinde bunlarla mücadele etti. Sadece Mekke'de mi idi bu karanlıklar? Hayır, dünyanın her yerinde. Zaten Kur'an-ı Kerim'in evrensel oluşunun bütün insanlığa hitap edişinin en önemli yanlarından birisi de budur. Sadece Mekke ve çevresi değil, sadece Medine ve çevresi değil. Dünyanın her yerindeki insanlığı, insanları kurtarmak için gönderilen bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Evet. Allah Resulü Efendimiz vazifesini yaptı. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterdi. 13 yıl Mekke'yi i Mükerreme'de mücadele etti. 10 yıl Medine-i Münevvere'de. Medine'ye hicret ederken çok az sayıda insanla gitmişti. Yüz kadar insan. Mekke döneminde Müslüman olanlar. Ama Allah Resulü Efendimiz'i Medineliler görmeden daha Müslüman olmaya başlamışlardı. Duyarak, daha önce Peygamber Efendimiz'i görenlerden dinleyerek Müslüman olmaya başlamışlardı. 10 yıllık bir tebliğ döneminde, bir davet döneminde Arafat'ta veda hutbesini okurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinleyen yüz binin üzerinde insan vardı. Dünyada hiçbir kula bu kadar kısa bir zamanda bu kadar büyük bir kalabalığa etki eden ve onları e, hidayete, onların hidayetine vesile olan başka bir kul yoktur. Allah Resulü Efendimizin dışında. Geçmiş peygamberlerin kıssalarını okuyoruz, müzakere ediyoruz. İşte sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın Hatemül Enbiya olması ve elindeki en büyük mucize Kur'an-ı Kerim ile insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya çalışması bunu göstermektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesinde kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim ile bu vazifesini yaptı Sonra Arafat'da veda hutbesinde öyle bir nasihat etti ki o nasihat bizim üzerimizde emanettir. Şöyle buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Size iki şeyi emanet ediyorum, iki şeyi bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de Resulü'nün sünnetidir buyurdu. Bu yüzden değerli kardeşlerim, aziz müminler, ekranları başların başında bizleri dinleyen çok kıymetli kardeşlerim. Bizim için en önemli şey hayatımızda Allah Resulü Efendimiz'in emanetine sahip çıkmaktır. Bugün bu emanet bizim üzerimizde. Kur'an'ın ilkelerinin yaşanması ve tebliğ edilmesi, bu ilkelere bütün insanlığı davet etme işi bizim üzerimizde.